Kasor Magnetekle işin doğrusundan. Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Gültekin Ercan sormuş. Merhaba 2013 model bir aracım var. Aldığımdan beri yağ eksiltiyor. Kronik mi? Düzeltilebilir mi? Bu soruyu biraz genelleme yaparak ben de hemen yönelteyim Serdar abi'ye. Serdar abi bazı motorlarda bir yağ eksiltme problemi hmm. olabiliyor. Özellikle belli kilometrelerde yaklaşık 1 litre kadar ya da işte 0.5 litre kadar bir azalma söz konusu olabiliyor. Bunlar kronik midir? Motorun özelliği midir? Motorlar neden yağ eksiltir? Bu bir arızaya mı delalettir? Şimdi motorun yapısıyla da çok doğru orantılı. Bu üreticinin Hı. kendi verileriyle de çok doğru orantılı. Aslında bir miktar az bir miktar yağ eksiltmek kötü değil iyidir diye bir teori vardır. Genelde spor arabalar, çok yüksek beygir gücüne sahip arabalar. Ee, böyle 800 beygirlik, 1000 beygirlik e, araçlar, V12 motorlar daha fazla yağ eksiltir. Çünkü e, o yağlamanın son noktaya kadar artık egzoz bobunun çıkış noktasına kadar e, yüksek devirlerde veya yüksek güçte, yüksek torkta her yerin yağlanmasının sağlanır ee, bu şekilde. Ama arkadaşımızın bahsettiği otomobille 10 yaşında. Hı hı. Ee, ama yani kilometresini bilemiyorum ee, tabii yani 10 yaşında 50 bin kilometrede bir otomobil olabilir. 10 yaşında 500, 500 bin kilometrede bir otomobil olabilir. Dolayısıyla bu yağ yakması aslında tamamen yapılan motorun kilometresiyle doğru orantılı. Ben birkaç soru soracağım ve birkaç da tavsiyede bulunacağım. Bir, bir motorun minimum yağ yakması için veya yakmaması için bir kere üreticinin önerdiği yağın, kullanılması gerekiyor hı hı. arkadaşımız acaba gerçekten hem marka olarak hem viskosite olarak hı hı. E, üreticinin önerdiği yağ kullanıyor mu Belki farklı bir yağ kullanıyor belki daha pahalı bir yağ kullanıyor e, Bazen mesela biz bunları yaşıyoruz yani tam sentetik yağ için e, dizayn edilmemiş bir motor tam sentetik yağ iki 3 misli, misli daha pahalı o e, yağdan hı hı. ama daha iyi olsun mantığıyla tam sentetik yağ alıyor e, koyuyor ama o motor ona göre olmadığı Sonuç için iyi. motor ona göre motor ona göre dizayn edilmediği için yağ eksiltiyor. Birinci konu dediğim gibi doğru yağ seçilmesi. Yani 10 yaşında bir araç olunca bu arada dizel mi benzinli mi onu da bilemiyoruz. Benzinli. Benzinli yani turbo beslemeli mi değil mi onu da bilemiyoruz çünkü bugün günümüzde yağ eksiltmelerinin çok çok büyük bir kısmı turbo kaynaklı oluyor. ...türbonun içindeki yataklardan, keçelerden kaynaklanıyor. Bunun motorun kendisiyle, yani pistonla, segmanla, subablarla, subab kayıtlarıyla ki yağ eksikten yerler oralardır. Oralarla bir ilgisi olmuyor. Onun için eğer turbo beslemeliyse aracı o tarafına bir bakmak lazım. Bir de fiziki yağ kaçağı olabilir. Yani hani bildiğimiz gibi contalardan, Hı. keçelerden. E onu tabii görür yani yere yağ damlatıyordur otomobil. Kaputunu açtığınız zaman sağ solu yağ içerisindedir. Yani bu üç sebep haricinde bir sebep aklıma gelmiyor. Ama senin de en başında söylediğin gibi. Yani bir 10 bin kilometrede, 15 bin kilometrede yarım litre, bir litre yağ eksiltmek normaldir. Zaten bu söylediğimiz periyot... ...yağ değiştirme zamanı... ...yani motorun içinde 5 litre yağ varsa... ...15 bin kilometrede yağ değiştirmeye... ...gittiğiniz zaman... ...4,5 litre kalmış olması... ...ya yani 4 litre kalmış olması... ...işte o 1 litre yağ çubuğundaki minimumla... ...maksimum arası kadardır en fazla... ...bu çok... E, ...önemsenecek çok trajik... E, ...bir durum değil ama... ...kalkıp da 1000 kilometrede 1 litre... ...yağ eksiltmeye e, başlamışsa... ...o zaman bir problem var demektir... Bu ...o zaman... Benim bu saydıklarımın dışında da e, demin söylediğim gibi segmanlar kaynaklı, motorun içi, blok aşınması, hı hı. subap kayıtları, subap lastikleri falan gibi e, şeyler oluyor. Ama eminim bu söylediğim parametreler arkadaşımıza e, bir fikir vermiştir. Eğer bunların içindeyse zaten yani motoru da 200-300 bin kilometredeyse e, çok fazla endişe edecek bir durum yok. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel açıklamalar için e, her hafta sizlerden gelen teknik soruları Serdar Bostancı ile beraber yanıtlamaya devam edeceğiz. Sorularınızı bekliyoruz. Umarız bu cevap da sizler için yeterli olmuştur. Önümüzdeki hafta farklı bir soruyla tekrar beraberiz.